Ve
çıkar, sinemacılar çıkar, roman yazarlar, şehirlerini anlatırlar, duygularını anlatırlar, aşklarını anlatırlar. Şehirlerin ruhunu elinden alırsanız sanat ölür, kültür ölür, insan ölür, ruh ölür. Geriye sadece alışveriş merkezleri kalır. İstanbul bizim, emek bizim. İstanbul'daki tüm yapılar, şehir, ruh, sanatçılarımız hepsi bizim. Çığlık tablosuna döndük hepimiz. Ağzımız açık bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Teşekkür ederim. Sadece emek sineması olduğu için değil, sadece İstanbul'da bir tane, çok değil, bir tane sinemateke ihtiyaç olduğu için değil, mekanda tezahür eden, mekanda sürdürülen sınıf mücadelesinin bir simgesi olduğu için sahip çıktığımızın farkındayız. Söylenen yalanları geçtiğimiz hafta teşhir ettik. Yıkmıyoruz dediler. Yeni bakan da söyledi. Evet, yıkmıyoruz. Fotoğraflara mı inanacağız? Bir tane bakanın kuru sözleri nedir? Atilla Dorsay, bu memleketin en eski sinema eleştirmeni. Kendisine söylenen yalanlara inanmadığı için, kendi gözlerine görmek istediği için bu sokakta darp edildi. Şirket tarafından. Arkadaşlar, emeğin sokağına girmeden buradan ayrılmayacağız. Ayrıca kültür varlıklarının korumaya dair bir takım uluslararası kuralları ölçüler vardır. Bu ölçülere göre bunun adı taşımacı, yıkılır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mesele şu, söylediği sözü sadece bütün Film salon yukarıya taşınacak. Yani amiyane deyimle iki salon bir ahır şeklinde dizayn edilmiştir. Duygusuz bir şey yani, duygusuz. Bunun adı hepinizin bildiği gibi vandalizmdir. Vandalizme karşı çıkmalıyız. Emek sinemasını geri istiyoruz ve içeriye girip emek sinemasını görmek istiyoruz. Paul Lavery'den gelen mesajını paylaşmak üzere.
Cem Tatlı'nı çağırıyorum. Evet arkadaşlar, Paul Örtel'in mesajını sizlerle paylaşıyorum. O mesajdan önce şunu da paylaşayım. Pazarlık bu yaşasın sonsuza kadar kalsın, geleceğimize emanet edelim dediğimiz bu sinemanın bekçisi benim dedemdi. Bu sinemanın bekçisi de amcamdı. Dolayısıyla bu sinemaya